Geçen hafta düğünüm vardı. Arkadaşlar sağ olsunlar. Geçen hafta düğünüm vardı. Arkadaşlar sağ olsunlar. Bana beşi bir yerde taktırdılar. Büyük altın taktılar. Böyle büyük altınlar. Dedim ki ya bu ne fakirliktir. Bak zenginiz hep beraber. Bunun için şöyle bir takım daha var aslında taktılar. Sağ olsun arkadaşlarım. Bakın çeyrekler, gram altınlar dolu yani. Biz gerçekten iyiyiz. Yani zenginsiniz. Emeklisiniz ama zenginsiniz. Evet, emekliyiz ama zenginiz. Patates, soğan takıyoruz birbirimize hediye olarak. Ben de buradan çıkınca hasta ziyaretine gideceğim. Bir miktar patatesim, soğanım var. Yani artık hasta ziyaretine giderken anca bunları alabiliyoruz. Bunu da alamıyoruz aslında da. Ay sonuna rastlarsak, maaş almışsak bunları alabiliyoruz. Bir soralım. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Evet. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Doğru söylüyorlar. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Ama biz soğanı da bulacağız, patatesi de bulacağız. Biz hem emekliyiz, hem çiftçiyiz, hem işçiyiz. Bugüne kadar böyle geldi, böyle gitti ama biz emeklileri rafa kaldıran, bizi emekliler adam yerine koymuyorlar, bizi yönetenlerin tüm emekliler. Biz de onları bu seçimde emekliliğe göndereceğiz. Onlar da gitsin bağında başına çiftçilik yapsın. Bıraksınlar bu işin başını artık. Emekliler ne istiyor? Emekliler çok şey istiyorlar. Hak, hukuk, adalet önce. Ondan sonra biz fazla para da istemiyoruz ama hak, hukuk başta, adalet ve güzel bir seçim. İnşallah bu seçimlerden güzel bir seçim yapılacak ve değerlendirecek. Adalet üzerinde, hukuk üzerinde kimin kazanacağı halk bunu gösterecek. Sandıklarda hüle olmamasını diliyoruz. Böylelikle bu seçime herkes için hayırlı ve uğurlu olsun. Emekliye gelince emeklinin piyasadaki kıyma olmuş, et olmuş 300 lira. Artık bunlar halk düşünsün. Ben düşünmüyorum. Sandık önünde kim ne değerlendirse değerlendirsinler. Mutfakta yangın var mı? Hem de çok. Yani bir patatesin kilosu kalktıysa 20 lira, soğan kalktıysa 30 lira. Gerçekten patates almayan insanlar var. Gerçekten. Sokakta çöpte toplayan insanlar var. Yani biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Bu hayat pahalılığı yeter artık son versin. İnan ki bunları sandığa gömeceğiz yani. Sandığa gömeceğiz bunları. Yani Mahsuni Şerif bundan 40 sene önce söyledi. Yiğit muhtaç olmuş diyor kuru soğana. Gerçekten kuru soğana bizi muhtaç edenler utansınlar. 14 Mayıs'ta hesaplaşırız. 14 Mayıs. 14 Mayıs diyorum. Bütün emekliler, bütün emekçiler, bütün ezilenler, öğrenciler 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşalım. Çünkü bizi kuru soğana muhtaç edenleri 14 Mayıs'ta sandığa gömelim arkadaşlar hep beraber. Evet, yoğun bir kalabalık var burada. Evet. Mijeköy'de. Evet. Siz ne söylemek istersiniz? Şimdi 14 Mayıs'ta bunun hesabını görecek emekliler yani. Tabii ki bütün emekliler 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşmaya gitmemiz lazım. Bu 21 senelik bir zulmün hesabını soralım. Eskiden hep soğan ekmek yiyelim derdik eskiden. Ama soğan ekmek yemek artık hayal, zor. Emekliler ne istiyor? Emekliler insanca yaşamak istiyorlar. Emeklileri yok sayanları biz de yok sayacağız. Önümüzde bir seçim var. Bu iktidarı bu seçimde sandığa gömeceğiz. Yaşamak istiyoruz. Özgürce bir yaşamak istiyoruz. Emekleri düşünmeleri istiyoruz yani. Emekleri hiçe saymasınlar. Hiçe sayarsan gene sandığa gömülür. Biliyor musun? Sandığa gömeceğiz yani. DİX Emeklisen'in değerli üyeleri, hepinizi DİX Emeklisen adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yaşasın Emeklisen! Değerli arkadaşlar, Emeklisen kurulduğundan bu yana her dönem, her ay mutlaka bir etkinlikle sizleri Emeklisen'in sorunlarıyla ilgili bilgilendirmeye, paylaşmaya devam ediyor. Yine bugün bu saatte 11 Nisan'da Türkiye'nin genelinde örgütlü olan üyelerinin katılımıyla yine bugün emeklilerin sorun ve taleplerini eş zamanlı olarak bütün Türkiye'de haykırmaya devam ediyor.
Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, emekliler uzun süredir kendi sorun ve taleplerini dile getirirken ne yazık ki iktidarlar bu taleplere olumlu cevap vermiyorlar. İşte şimdi tam zamanı hesaplaşmanın, helalleşmenin dedikleri gibi tam da zamanı. Asıl sorun özellikle Türkiye'de yüksek enflasyonun yaşanmasıyla birlikte eriyen maaşlarımız. Talebimiz bu konuda şudur. Yüksek enflasyon koşullarında enflasyonun kehaneye düşene kadar yoksulluk ve açlık sınırını dikkate alarak emekli maaşlarının asgari ücrete endekslemesini talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, yine ifade ettiğim gibi yağmur olması sebebiyle yine bu zor koşullarda buraya gelen arkadaşları tekrar kutlayarak dediğim gibi bugün hesaplaşma gününe bir ay kaldı. İşte emekliler burada bu yaşananlardan dolayı önümüzdeki dönemde seçimler olacak. Seçimlerde emekliler emekli adaletini iktidara gösterecekler. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Emekliler 14 Mayıs'ta AKP'ye hesap soracak. Emekliler 14 Mayıs'ta bizi unutanları hesabını soracağız ve hatırlatacağız onlara.